Merhaba, bugün size sıfırdan Instagram hesabı büyütme konusunda önemli triklerden bahsedeceğim. Ama bu sefer normalden farklı olarak gerçekten sıfırdan bir hesabı ele alacağız. Hangi hesap bu? Bahsettiğimiz şu an gördüğümüz teknoloji aşırı hesabımız değil. Yeni açtığımız ve yaklaşık 12 gün önce kurduğumuz bir hesap. Bu hesap hangisi? Dinlesene. Burası aslında benim başka bir YouTube kanalım. Ve burada yaptığım tek şey... 12 gün boyunca 12 tane YouTube'daki videomu paylaşmak oldu. Tabii ki bunlar Reels mantığında ve Hani bu videonun YouTube özel hazırlanmış olmasının bir ayrıcalığı yok. Sadece elimde hazır videolar vardı. Bu hesabı görüyorsunuz. Şu an 2135 kadar takipçi var. Peki bu 2135 takipçiye nasıl ulaştık, ne yaptık? Öncelikle bu hesabı hiçbir yerden desteklemedik ya da hiçbir şey yapmadık. 12 gün içinde kendiliğinden keşfedildi ve bu sayıya ulaştı. Bunun için yaptığımız tek şey, hatta şunu bile belirtebilirim. Bu hesabı açtıktan sonraki gün bir daha girmedim. Hani hesabı açtım, videoları planlamaya koydum. Her gün bir tane paylaş, bir tane paylaş şeklinde ve içlerinden bazıları tuttu. Burada değinmek istediğim iki konu var. Birincisi süreklilik. Instagram hesabınız sürekli olarak paylaşım yaptığı zaman tabii ki de bu algoritmaya çok olumlu bir etki olarak yansıyor. İkincisi de sizi insanların takip etmesi ya da sizin birilerini takip etmeniz hesabı büyütmeniz açısından hiçbir önem göstermiyor. Şu şekilde. Şimdi bu hesabın kendisine geçip istatistiklerine bakalım. Gördüğünüz gibi hani şey hesaba giriş yaptığımızda hoş geldin hedef kitlenle bağlantı kurmak için bunları yapabilirsin diyor. Çünkü dediğim gibi bu hesap kurulduktan sonra bir daha giriş yapılmadı. Hani giriş yapılmamasına rağmen sıfırdan 2000'le geldi ve bize şu an ilk defa hesap kurulmuş gibi öneriler gösteriyor. Tamam şimdi bu önerileri kapatıyoruz. Gördüğünüz üzere profesyonel panoya da daha önce girilmedi. Girelim bize erişilen hesap sayısını 355 bin veriyor son 30 gün içinde. Kaldı ki zaten aşağı geldiğimizde son 14 günde sayı hiçbir şekilde değişmiyor. Çünkü yaptığımız içerikler zaten aynı seviyede. Burada şu detayı görüyoruz bu arada. Şunu belirtmek istiyorum. Instagram bu tarz istatistik kısımlarında hep bir tane sıfırı yutuyor. Yani şurada mesela Reels kısmında 86.800 görüyorsunuz ya bunun 86.000 olma imkanı yok. Tıpkı buraya geldiğimizde tepede 35.000 görmüş olmamız gibi. Hani burası 35.000 değil 355.000 zaten tıklayınca detaylı olarak gösteriyor. Neyse şu detaya değinmek istiyorum. Bizim yaptığımız Reels videoları aşağıda gördüğünüz üzere 868.000 kez izlenmiş. Ancak 355.000 kişi tarafından 868.000 kez izlenmiş. Yani her kullanıcıya iki kez dokunmuşuz. Bu da insanların bizi takip etmesi açısından olumlu bir detay. Burada değineceğim iki detay var. Şimdi realistlarımızın nasıl tuttuğundan ya da hesabın nasıl büyütülmesi gerektiğinden dışında bir hesabın bu şekilde anonim bir şekilde yönetiliyor olması ve insanların bu hesapla bir bağ kuramıyor olması. Örnek veriyorum benim kişisel hesabıma geldiğinizde. Kişisel hesabımda gördüğünüz üzere 26 bin kadar takipçim var ve genel olarak hani teknolojik bilgiler paylaşıyorum bu tarz konular. Bunlardan paylaşırken şöyle oluyor. İnsanlar sizinle bir bağ kurabiliyorsa bu bağ kurma olayı oldukça insanlara size takip etmeleri için gerekçe sağlıyor. Neden? Çünkü böyle bir sayfayı gördüğünüzde hani rastgele biri tarafından paylaşılmış herhangi bir video gibi duruyor. Ama bir insan olduğunda bir markalama yapılabildiği zaman insanların sizi takip etme oranı çok daha artıyor. Buradan şunu belirtmek istiyorum. Az önce gördük ki 868 bin izlenme var. Kaldı ki oraya son 2-3 gün muhtemelen dahil değil. Çünkü oradaki seyahatçılar birazdan geç geliyor. Reels'ların izlenme sayısı kısmına geçince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ee, bunun sebebi markalama. Eğer kişisel bir profil olarak çıkarsanız insanlar size daha çok bağ kurabilir ve daha hızlı şekilde takipçi kazanabilirsiniz. Şimdi Reels videolarımıza gelelim. Gördüğünüz üzere son videolarımız 10 binlerde izlenmişken şurada bir tane 900 bin kadar izlenmiş bir videomuz var. Ya da aşağı indiğimizde burada bir tane 477 bin kadar izlenmiş videomuz var. Hani aradaki 30 bin 10 bin izlenmeleri geçiyorum şu an. İki tane videomuz tutmuş. Aslında tabii ki de bu hesabımızı bu kadar büyüten bu iki videonun izlenmesi. Artık Instagram videolarında ne kadar takip geldiğini görebiliyoruz. Şimdi istatistikler geldiğimizde 950 bin oynatma var. Ama bu videonun bize getirdiği takip sayısı mesela 1000. Aynı şekil bir diğer videomuza geldiğimizde bu videonun biraz daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. İstatistikleri gör diyelim. Ve aşağı geldiğimizde bu da 1100. 470 bin izlenmesine rağmen 1100 takipçi getirmiş. Bu tamamen verdiği bilginin biraz daha gizemli ve heyecan yaratıcı bir bilgi olmasıyla alakalı. Yani e, bir videonun ne kadar takipçi getireceği insanların ne kadar etkilediğine göre değişir. Ancak insanların videoları izlediği zaman e, videoya devam etme oranı daha fazla kişinin önüne çıkmasını sağlar. Ne demek istiyorum? Şimdi burada en önemli trikten bahsedeceğim. Tamam, Instagram hesabımızı açtık. Instagram hesabımızı Reels'lar sayesinde büyüttük. Ama bunu nasıl yaptık? Çünkü bu videolar hem YouTube'da tuttu hem Instagram'da tuttu. Zaten ben YouTube'da tuttuktan sonra buraya attım ama ikisinin algoritması birbirine çok yakın. Olay şu. İnsanlar videolarınızı gördüğünde etkileniyorsa, merak ediyorsa. Burada şunu da belirtmek istiyorum. İnsanların çok fazla ee, yanlış yaptığı ya da zaman kaybettiği bir konu çünkü videolarınızın kapağı olması ya da profilinizde güzel durması hiçbir öneme sahip değil bu videoların aslında hepsinin girişinde bir şekilde başlık gibi yazı var bakın burası aslında şu an şey olabilirdi ee, kapak olabilirdi ama uğraşmadık ya da aynı şekil bunlar tam olarak bu nokta başlık kapak olabilirdi. İnsanlar profile girdiğinde düzenli bir şekilde her videonun ne olduğunu ya da ne yaptığını görebilirdi. Bu neden önemli değil? Hemen şöyle gelelim tekrar profesyonel pano istatistikler. Az önce hatırlıyoruz ki 355 bin kişi bizim videolarımızı izlemiş. Hem de 955 bin izlemiş. Tekrar geri geliyorum. Bu 355 bin kişiden 3300'ü profilimize gelmiş. Yani %10'dan düşük bir oran. Kaydeğer oranda düşük hatta. %1. Yani biz bu profile kapak eklediğimiz zaman aslında o 355 bin kişinin %1'ine göre bir çalışma yapıyoruz. Yine yapabiliriz. Olumsuz bir etkisi yok. Ama bunu yapmamış olmak bize bir şey kaybettirmeyecektir. Hani kurumsal ticari bir markaysanız, insanlara satış yapıyor, güven vermek istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Hani hesap profesyonel dursun diye. Ama Bununla zaman kaybetmek yerine yeni içerikler üretmeye odaklanmanız daha doğru olacaktır. Ben bunu belirtmek istiyorum burada. Yoksa kapak yapmak hani olumlu olumsuz hiçbir etkisi yok. Size kalmış bir şey. Şimdi şu noktaya gelelim. İnsanlar bu videoları neden izledi? Bu videolar neden daha çok kişinin karşısına çıktı? Şuna geldiğimizde. Hatta video sesiyle beraber baştan açalım. Soda şişeleri neden yeşil renktedir? Diğer gazlı içeceklerin hepsinin renginin şeffaf olmasının yanı sıra sodaların sahip oldukları mineraller şişelerin patlamasına neden olabileceği için güneş ışınlarına karşı daha korunaklı olmaları gerek. Bu yüzden kırmızının karşıtı olan yeşil kaplamayla gelen ışınların sodayı daha az etkilemesi sağlanıyor. Şimdi neden... bu video instagramda bu arada çok izlenmedi ama youtube'da olduğu için izlenme almıştı. Instagramda şunu da yapacağım bu arada. Burada tutma... Burada tutmamış olan ama YouTube'da oldukça fazla izlenmiş olan videoları daha sonra tekrar açacağım. Instagram'da bu olay kesinlikle var. Bir videonuz güzel olmasına rağmen tutmayabilir ve tutmadığı zaman tekrar attığınızda muhtemelen tutacaktır. Şimdi şuna geliyoruz. Videonun ilk 3 saniyesine tekrar bakalım. Soda şişeleri neden yeşil renktedir? Direkt burada kullanıcılara mesajımızı verdik. Hani Instagram Reels'ları YouTube videoları gibi kapak fotoğrafı ya da başlığa sahip olmadıkları için insanların 2 saniye içinde neyden bahsettiğinizi anlamaları gerekiyor. Aksi takdirde bu videoyu anlamayınca hemen böyle kaydırıp geçeceklerdir. Bu ne? Bu ne? Yine bize hesa bizim hesapta olduğumuz bizim videolar geliyor ama bu bir sorun değil. Bir diğer konu da videonun sıkıcı olmaması. İnsanlar video izlemeye başladıktan sonra videonun içinde kalmaları için yeterince Hızlı ya da heyecanlı şeyler üretmelisiniz. Ya anlattığınız konu dikkat çekmeye devam etmeli, ya da görüntüler değişmeli, daha fazla uçmalı kaçmalı şeyler olmalı. Ya insanların dikkatini bir saniye bile kaybetmemelisiniz. Tekrar geliyorum. Gördüğünüz gibi sürekli yazı kısa kısa gelip değişiyor. Arka planlı görüntüler sürekli değişiyor. Böyle detaylar var. Tabii ki ben YouTube'da bunları zamanla azalttım. Daha henüz Instagram'a bunlar yansımadı. Benim YouTube'da yüzden fazla videom var bunları yaptım. E, hepsini sırayla bu hesaba atıyorum. İlerleyen zamanlarda siz de hesabı kontrol edebilirsiniz. Ne kadar büyümüş, ne kadar başarılı olmuş diye. Gördüğünüz gibi a, bugün gitmiş. Şurada yeni işareti yazıyordu hesapta. Ya da biz buradan baktığımız için mi Evet bakın. Sol taraftan baktığımızda hesapta zaten yeni kurulmuş bir hesap işareti var. Yani... Ha, bir an dedim ne oluyor? <laughs> yeni işareti var. Yeni işareti olduğu için anlıyoruz ki bu hesap çok yeni. Yani 12 gün oldu kurulalı. Yanılmıyorsam bu yeni işaret 14 ya da 15 gün sonra kalkıyor. İşte bu şekilde e, tutacak Reels videolarınızı hesabınız sıfır olsa da paylaşabilirsiniz. Ve sıfır hesaplarda tutan Reels'ler insanların sizi takip etmesi için zaten yeterli. Ve şu da bir etken. İnsanlara Reels'larınızda bizi takip edin önerisinde bulunmanız gerçekten fayda sağlıyor. Benim bu Reels'larım... Öylesine yapılmış videolar olduğu için ve üzerlerinde tekrar oynama yapmadım. Çünkü yüzden fazla hazır videom var mesela. Ve bunları rastgele paylaş 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 yapıyorum. Hani e, ayrıca bu hesapta çok şey değil. Adı nedir? Biraz deneysel olarak kullandığım bir hesap. Hani Instagram'da da bulunmuş olalım diye. O yüzden düz olduğu gibi paylaşıyorum. Eğer dediğim gibi insanları saygıya yönlendirseydim, başka kişiler yapsaydım şu an 2000 değil 4000 olabilirdi. Ama dediğim gibi zaten hani hali hazırda 4-5 tane büyük hesabım olduğu için buna ben kafa yormadım. Ama sizler ilk hesabınızı yapacağınız zaman bunlara özen gösterebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anki öneri reklamlarında da benzer konularla değindiğim başka videoları bulabilirsiniz.